Bu videoda büyük sayıları nasıl yazabileceğimiz hakkında konuşacağız. Diyelim ki elimizde bir sayı var. Bu arada sayıyı bilerek okumuyorum. Şimdi bana bunu yazı ile nasıl yazabileceğimizi söyler misiniz? İsterseniz hemen videoyu durdurun ve sayıyı benden önce kendi kendinize yazmaya çalışın. Evet, elinize şimdi hemen kağıt kalem alırsanız bu sayıyı nasıl yazarsınız? Şimdi birlikte yazalım. Yazıyla yazmadan isterseniz bunu basamak değerleri tablosunda gösterelim çünkü bu sayede sayının nasıl yazılacağı hakkında da ipuçları elde edebiliriz. Hatırlatma olsun diye yani eğer basamak değerleri tablosunun ne olduğunu tam olarak hatırlamıyor iseniz her bir basamağı bir sütuna yerleştirdiğimizi düşünün. Bu sayı için birler basamağından başlayıp onlar yüzler, binler ve on binler basamağına kadar uzanacağız. Hemen yazıyorum. Bu on binler basamağı, bu binler, bu yüzler, bu onlar ve bu da birler basamağı. Şimdi kaç tane on binliğimiz var? Ya da bir saniye birler basamağı ile başlayalım. Evet, kaç tane birliğimiz var diye soralım. Beş tane öyle değil mi? Peki kaç tane onluk? Sıfır tane kaç tane yüzlük? İşte burada 6 tane ve kaç tane binlik? Binler basamağında kaç var? 2. O halde 2 tane ve kaç tane 10 binlik? 8 tane. Bu tabloyu da çizdiğimize göre şimdi sayıyı yazıyla yazmayı deneyebiliriz. Bu arada bu tabloyu her defasında çizmek zorunda değilsiniz. Ben size işin mantığını da göstermek istediğim için bunu yaptım. Evet, tabloya bakarak 8 10.000 2.600 ve 51 diyebiliriz ama sayılar bu şekilde okunmazlar öyle değil mi? Bu sayıyı 82.605 olarak okuruz. O halde yazalım. Bu arada sayıyı yazı olarak yazdığınızda nokta gördüğünüz yere nokta koymanız gerektiğini de unutmayın. Ve bu da sayının standart formda yazılmış halidir. Burayı 82.000 olarak yazacağız dedik değil mi? Hemen yazıyorum. 82.000 nokta koyalım. Sonra 6 yüzlüğümüz var. onluğumuz yok. 5 tane de birliğimiz var. Eğer bir tane onluğumuz olsaydı sayı 615 olurdu ama bu 605. Burayı da mesela maviyle yazalım 82.605. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Bu defa da yazıyla yazılmış bir sayıyı standart formda yazmayı deneyelim. Yazıyorum 50.631. Evet, haydi bakalım bu sayıyı standart formda yazın. Şimdi de birlikte yapalım. İlk kısmı, yani 50 bini, isterseniz basamak değerlerini göstereyim. 10 binler, binler, yüzler, onlar ve birler basamağı. 50 bin'i bu şekilde yazabiliriz. Bu aslında 5-10 olduğu anlamına gelir ama okunurken 50.000 olarak okunur. Sonra da 631 var, öyle değil mi? 6 tane 100 ve 31 ise, 30 ve 1 ya da 3 onluk ve 1 birliktir. Buraya 1 3 buraya da 1 1 koyuyorum. Noktayı da koyalım. Nokta. Soldan başlayıp 3 basamak ilerleyeceğiz. Yani binler ve yüzler basamağı arasında olacak. İşte bu kadar. 50631'i hem yazıyla hem de standart formda yazdık.